MHP Bodrum İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde partinin Bodrum'daki belediye başkanları, belde başkanları ve partililer bir araya geldi. Bitez beldesindeki Red Dragon isimli restoranda düzenlenen yemeğe MHP ilçe başkanı Asım Başaran'la ilçe yönetimi, MHP belde başkanları, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Gündoğan Belediye Başkanı İbrahim Bilgi, Ortakent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Mumcular Belediye Başkanı Birol Aydın'la çok sayıda partili katıldı. Keyifli bir sohbet ortamında geçen yemekte Kent Haber'e konuşan MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran, Ramazan ayının güzelliklerinden birini daha yaşadıklarını söyledi. İftar davetlerinin dostları bir araya getiren, sosyal ortamlar yarattığını vurgulayan Başaran, partilileriyle iftar buluşmalarının Ramazan sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi. Bu vesileyle yüksek turizm sezonu içerisinde arkadaşlarımızla da bir araya gelme fırsatı oluşturmuş oluyor. Bu vesileyle hem yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla, hem belde başkanlarımızla, hem belediye başkanlarımızla bir araya gelip sohbet etme, hasbihal etme fırsatı da yaratmış oluyor. Bundan sonraki süreçte hem belediye meclis üyelerimizle ayrı bir yemek daha tertip edeceğiz. Arkasından kadın kollarımızla ve gençlik teşkilatımızla yemeklerimiz devam edecek. Mübarek Ramazan ayının bu yüksek sıcaklık oranlarında yine de Cenab-ı Allah'ın verdiği kolaylıkla Bodrum gibi bir yerde rahat ve huzurlu bir şekilde idrak etmenin huzurunu da yaşıyoruz. Bu vesileyle arkadaşlarımızla hem siyasi, hem sosyal, hem de sektörel meseleleri de hasbihal etmiş oluyoruz. Dolayısıyla mübarek Ramazan ayının güzelliklerinden istifade etmiş oluyoruz. Bu vesileyle de Ramazan ayının tüm Bodrum Yarımadası'na, Türk İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İftar davetine katılan isimlerden biri olan Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun ise arkadaşlarıyla iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek şöyle konuştu. İlçe Başkanımız Sayın Asım Başaran düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde bir araya geldik. Burada belediye başkanlarımız var, belde başkanlarımız var, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz var, kadın kolları başkanımız var. Ben son derece mutlu oldum böyle güzel bir Ramazan akşamında, Bodrum akşamında. Bitez'de birlik ve beraberlik içerisinde sohbet etme fırsatı bulduk. Asım Başkan'ın da ifade ettiği gibi hem kendi belediyemiz çalışma bölgelerimizde hem Bodrum üzerine sohbet etme fırsatı yakaladık. Tabii ben sizler vasıtasıyla Bodrum'da yaşayan, ülkemizde yaşayan yüce milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ayrıca yaklaşan Ramazan bayramımız var. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Ramazan bayramı inşallah geçeceğiz. Bu vesileyle Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İftar davetinde zaman zaman yaşanan esprili diyaloglarla MHP'nin Bodrum Belediye Başkan adaylığı konusunda net mesajlar verildi. Konacık Belediye Başkanı Tosun'un, Gündoğan Belediye Başkanı İbrahim Bilgi'nin Bodrum Belediye Başkan adayı olacağını söylemesi, Bilgi 2014'te MHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayının Mehmet Tosun olacağını açıklayarak şu ifadelerde bulundu. Biz zaten onu daha önce kendi aramızda açıkladık. Kendisi artık İlçe başkanımızla beraber ne zaman açıklarsa Bodrum'a, biz zaten Mehmet Tosun'un arkasındayız. Belde başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri olarak. Biz şimdiden kendisine 2014'ün hayırlı olmasını diliyoruz. Evet, bugün Bitez'de Ramazan ayından dolayı, mübarek Ramazan'dan dolayı iftar açmak için bir araya geldik. Ben bu güzel akşamımızı hazırlayan ilçe başkanımız Asım Başkan'a teşekkür ediyorum. O yüzden sevgili arkadaşlarımızla da gayet güzel bir akşam geçirdik. Güzel bir Ramazan iftar günüydü. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Daha sonra belediye başkanlarından Birol Aydın da Tosun'un aday adaylığı süreci hakkında görüşünü belirtti. Aydın şunları kaydetti. Bodrum 2014'te Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mehmet Tosun başkanıma hayırlı olsun. Tabii ki arkasındayız. Başarılar diliyorum. Yine bu mübarek ayda bizi burada toplayan Asım Başkanıma ve yönetim kuruluna, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
bu yemeğe katılan belediye başkanlarımıza, belde başkanlarımıza, sayın basın mensuplarına hepsine teşekkür ediyorum. Yine Bodrum halkının, tüm Bodrum halkının Ramazan Bayramı'nı, Türk İslam Alemi Ramazan Bayramı'nı diyorum. Teşekkür ederim, saygılar. Yemeğe katılan belediye başkanlarının Mehmet Tosun'un başkanlık adaylığıyla ilgili yaptığı hayırlı olsun açıklamalarının ardından gazetecilerin başkanın bu akşamki toplantıda başkan adaylığınızı mı açıklamış olduğunuz sorusuna ise Tosun şu yanıtı verdi. İbrahim Başkan'ın adaylığını açıkladık. Vallahi bütün belediye başkanlarımız aynı fikirdeler. Yani bu konuyla ilgili bir düşüncelerinizi alalım. Tabii arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz Bodrum Yarımadası'nda Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları olarak ilçe başkanımızdan belediye başkanlarımıza, belde başkanlarımıza ve tüm arkadaşlarımıza varana kadar birlik beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Biz 4 belediyeyiz. Hiç aramızda bir en ufak bir sorun yok. Birbirimize yardımlaşarak hizmetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bodrum'un bizlere, bizim de Bodrum'a ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hepimiz Bodrum Yarımadası'nda yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte de birlik beraberlik içerisinde Bodrum Yarımadası'nın menfaatleri doğrultusunda turizmimizi geliştirmek üzere buradaki vatandaşlarımızın, özellikle 136 bin burada yaşayan vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, onların hayatına dokunacak projeler üretmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Süreç şu anda ilerliyor. Bakalım nasip. Tabii Anayasa Mahkemesi'ndeki süreç devam ediyor belediyelerimizin kapatılmasıyla ilgili. Yanlış duymadıysam herhalde 10-15 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi bu anlamda müsbet ya da menfi bir karar açıklayacak. Ondan sonraki süreçte Eylül ayından itibaren inşallah çalışmalarımızı biraz daha hızlandıracağız. Ama Bodrum halkına, Bodrum'da yaşayanlara, Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının bizlerin birlik beraberlik içerisinde olduğunu bu yemekte de göstermiş olduk. Allah birlik beraberliğimizi bozdurmasın ve bu düşüncelerle yaklaşan yine Ramazan Bayramı'nı tüm vatandaşlarımızın, tüm milletimizin onurlu yaşayanları Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, tebrik ederek. Konuyla ilgili ilçe başkanı Asım Başaransa son noktayı şu sözlerle koydu. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün kadroları birlik ve beraberlik içerisinde saygıdeğer Bodrum Yarımada halkına hizmet sunmaya kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda elbette saygıdeğer Bodrum halkına Milliyetçi Hareket Partisi'nin alternatiflerini takdirlerine sunacağız ve bu doğrultuda yapılacak olan anket sonucunda ortaya çıkacak olan sonuç bu kararı da ilk başta sizlerle paylaşmamızı sizlerle paylaşmak şeklinde olacaktır. Bu doğrultuda Milliyetçi Hareket Partisi'nin her bir ferdi, ilçe başkanından, belediye başkanından, yönetim kurulu üyesinden, normal üyesine kadar herkes bu doğrultuda sen ben diye bir şey düşünmeden saygıdeğer Bodrum halkının ve Yarımada halkının hem sorunlarına çözüm üretmeye hem de alternatif olarak daha iyi hizmet çıtasını yukarıya çıkarma noktasında alternatif olmaya devam edecek. Bu doğrultuda temayül saygıdeğer Bodrum halkının olacaktır. Biz de o kararı uygulayacağız. Yapılan konuşmalarının ardından yönetim kuruluyla belediye başkanları basın mensuplarına birlikte hatıra pozu verdi.